İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir programla daha yeniden birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahi'nin ardından günlük sohbetimiz gelecek. Sonra Hayatım romanı dinleyeceksiniz ve son olarak da sorun söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız. Şiirlerle menkıbeler Ahmet Mekki Efendi Rahmetullahi Aleyh Garip, Yolcu, Mevta İslam alimlerinden Ahmet Mekki Efendi, din için hiç durmadan hizmet edenlerdendi. Öyle tatlıydı ki, sohbet ve konuşması, dinleyenin kalbinden silerdi kir ve pası yaptığı içindir ki her işi Allah için sözü tesir ederdi kalbine her kişinin. Kimseden bir menfaat beklemezdi o asla. Çünkü o bu hizmeti yapıyordu ihlasla. Bir gün dedi, ey insan, eyleme ki hiç gaflet, bu ömür bir gün bitip ölüm gelir akibet. Bilesin ki bu dünya fanidir, değil baki. Elbet sen de olursun bir gün hakka mülaki. Zevk alma bu dünyanın asla hiçbir şeyinden. Bir an sevinç olsa da elem gelir peşinden. Öyle bir ömür sür ki yine sen bu hayatta say kendini ya garip ya yolcu, ya da mevta. Madem ki ölüm sana gelecektir Ankari, öyleyse bil kendini bu dünyada bir garip. Farz et ki, vasıl oldun bir yabancı diyara. Yok gidecek bir yerin, yok elinde hiç para. Ne evin var, ne barkın, ne tanıdık bir insan. Derdini anlatmaya bilmiyorsun, dil, lisan. İşte böyle kalınca tam bir garip, bir çare, Allah'a sığınmaktan gayrı olmaz bir çare. Hakiki dost olarak bil öyleyse Rabbini, o senden iyi bilir zira senin halini. Hem sonra erişirse sana bir dert, musibet, yine yalnız Allah'tan erişir sana medet. Yahut da sen kendini Yolcu bil bu dünyada. Geri dönmemek üzere ehline ettin veda. Vasıta bekliyorsun bir yere gitmek için. O anda bir dünyalık düşünebilir misin? Deseler ki şurada bir ev var, bir arsa var. O anda bunlar seni eder mi alakadar? Zira sen bavulunla çıkmışsın yola artık. Hiç ilgilendirir mi seni mal ve dünyalık? dersin ki ben yolcuyum. Ne yapayım emvali? İşte halis müminin dünyada budur hali. O bilir ki bu dünya bir köprüdür nihayet. Hemen geçip gitmektir en akıllı hareket. Veya da dünyada ölmüş bilsen kendini. Düşün ki dedelerin ecdadın nerede hani? Bir mümin kendisini sayarsa ehli mevta bağlanmaz kalbiyle bu vefasız hayata. Çünkü iyi bilir ki bu hayat sanki hayal ve bu dünya sonunda bulacak bir gün zeval. Bir şey muhakkak ise oldu bilir o bunu. Rabbine ihlas ile yapar tam kulluğunu. Açan çiçeklere meyve Verilmiyor Muhammed'siz Hakkıdan Çok meşgul ol Kur'an ile se Silinmiyor kalpten pas. dinleyenler sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı Saadet iki başlıdır. Dünyadaki bütün insanlar mesut olmak ister. Fakat mesut olan pek azdır. Çünkü saadetin neden ibaret olduğu bilinmiyor. Saadet yalnız dünya saadetinden ibaret değildir. Aksine asıl saadet ahiret saadetini elde etmektir. Ahiret saadeti için Allahü Teala'nın kanunlarına ve emirlerine, yani Kur'an-ı Kerim'e ve Peygamber Efendimizin sözlerine itaat etmek lazımdır. Allahü Teala'nın emirleri arasında öldükten sonra tekrar dirilmek, yani ahirete inanmak da vardır. Cenab-ı Hak ahiretin nihayetsiz olduğunu, ebedi olduğunu bize bildiriyor. Dünya hayatı ise sayılı günlerden ibarettir. O halde saadet iki başlı demektir. Biri ahiret saadeti, öteki de dünya saadeti. Peki bu iki saadetten hangisi önemlidir? Bunu akıl ve izan sahibi insanlar kolaylıkla anlayabilir. Aklımız ve izanımız ahiret hayatının dünya hayatıyla mukayese edilemeyecek kadar önemli olduğunu bize gösteriyor. Ahiret saadetine dair Hakk'ın kitabı Kur'an-ı Kerim, ve peygamber efendimizin sözleri ve din alimlerinin binlerce kitapları vardır. Fakat bugün artık bunları okuyan, bunları söyleyen, söyleyenleri ve yazanları dinleyen az insan kalmıştır. Çok ehemmiyetli olan ahiret saadeti adeta unutulmuş, sanki böyle bir şey yokmuş gibi bir gaflet içinde bulunmaktayız. Buysa felaketin en tehlikelisi ve akıbetlerin en korkuncudur. Peygamber Efendimiz Mesud o kimsedir ki dünya onu terk etmezden önce o dünyayı terk etmiştir buyurmaktadır. Vaktiyle bir türlü mutlu olamayan tüccarın biri, mutlu olmanın sırrını öğrenmesi için oğlunu insanların en bilgilisi olan birinin yanına göndermiş. Delikanlı günlerce yol yürüdükten sonra sonunda bir tepenin üzerinde bulunan aradığı kimsenin evine varmış. Delikanlı girdiği evde hummalı bir manzarayla karşılaşmış. Tüccarların biri girip diğeri çıkıyormuş. Evin sahibi sırayla içerideki insanlarla konuşuyormuş. Delikanlı sıranın kendisine gelmesini beklemiş ve huzura alınınca babasının arzusunu anlatmış. Hikmet ehli zat, mutluluğun sırrını açıklayacak zamanım yok demiş delikanlıya. Sonra da demiş ki, git çevreyi dolaş, iki saat sonra da benim yanıma gel, hemen arkasından da ilave etmiş ama senden bir ricada bulunacağım. Etrafı dolaşırken şu kaşığı elinde tutacak ve kaşığın içindeki yağı dökmeyeceksin. Delikanlı dışarı çıkıp etrafı dolaşmaya, verilen süreyi doldurmaya başlamış fakat gözü hep kaşıktaymış. İki saat dolar dolmaz hemen çıkmış o kimsenin huzuruna. Hikmet ehli kimse güzel demiş. Sonra da sormuş, Bahçıvan başının 10 yıllık bir çalışma sonunda meydana getirdiği eşsiz güzellikteki bahçeyi, çiçekleri, emsalsiz lezzetteki meyveleri gördün mü? Delikanlı utanmış bir şey görmediğini söylemiş. Çünkü kendisine verilen iki damla yağ dökmemek için hiçbir tarafa bakamamış. Ev sahibi demiş ki, öyleyse git etraftaki güzelliklere bakarak bahçeyi tekrar dolaş. Delikanlı Tekrar dışarı çıkarak gezmeye başlamış. Bu sefer bahçenin çiçeklerin güzelliğini, çevredeki dağları, bulundukları yerlere yakışan sanat eserlerinin zarafetini görmüş. Hikmet ehli zatın yanına dönünce gördüklerini bütün ayrıntılarıyla anlatmış. Ev sahibi sormuş. Peki sana emanet ettiğim iki damla yağ nerede? Kaşıya bakan delikanlı iki damla yağın dökülmüş olduğunu görmüş. Bunun üzerine ev sahibi demiş ki sana verebileceğim tek bir nasihat var. Mutluluğun sırrı dünyanın bütün harikalarını görerek Allahü Teala'nın büyüklüğünü idrak etmektir. Ama kaşıktaki iki damla yağda unutmadan. Sonra iki damla yağ yorumlamış. Bu iki damla yağdan birinci damla sağlığımız. Eğer kendimize bakmazsak sağlığımız yerinde olmazsa başka şeyleri görmemiz zaten mümkün değildir acılar içinde kıvranan kimse dünyanın en güzel manzaralı yerinde olsa bile gözü bir şey görmez. Kuş tüyünden yatakta yatsa bu yatak iğneli yatak gibi gelir ona. İkinci damlada dostluklar yani bizi ayakta tutan varlığımızın, var olmamızın hikmetini hatırlatan hakiki dostlar. Dostları olmayan kimse için dünyanın zindandan farkı yoktur. Sevmek ve sevilmek insanı hayata bağlayan, bütün sıkıntıları unutturan en güzel ilaçtır. Sevmekten sonra da acımak gelir. Seven ve acıyan herkese, her şeye iyilikle bakar. Kötülük düşünmez. İyileri iyi oldukları için sever, kötülere ise kötü oldukları için acır. Onların da iyi olmaları, hidayete kavuşmaları için çırpınır. Bu iki şeyin hakikatine varan gerçek mutluluğa kavuşur. Bunun için artık hiçbir sıkıntı, dert olmaz. Bu mutluluğun verdiği haz bütün sıkıntıları örter. Peygamber Efendimiz İslamiyet'in hülasası ve saadetin sırrı olarak buyurmuşlar ki, Allahü Teala'yı emirlerini büyük bilmek, bunlara saygılı olmak ve yarattıklarına acımak, merhamet etmek.'' Yani dinleyenler yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim evet, hoş bulduk. Dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki... E, temizlik imandan gelir diye bir atasözümüz var. Fakat etrafımdaki herkes benim sürekli temizlik yapmamdan yakınıyor. Bunun aşırı olduğunu söylüyorlar. Ama kendime engel olamıyorum. Bendeki bu durum vesvese mi, hastalık mı... Bunun bir duası var mı? Yoksa doğru mu yapıyorum? Ehem en nezafetü minel iman. Bu hadis şerif. atasöz değil. Temizlik imanlandır. Fakat her şeyin ortası makbuldür. Aşırısı zararlıdır. Mesela güzel huylar anlatılırken bile ortada bulunmak sağ soluhum tehlikelidir deniyor. Zaman zaman hani verdiğimiz misal vardır. Ee, tevazu güzel ahlaktır. Tevazunun sağ tarafında kibir var. Sol tarafında da tezellül var. İkisi de yanlış. Hatta e, İslam Hala kitabında tezellül anlatırken dilencinin o halini bazılar aynı şekilde böyle tevazunu en, en yani yükseği zannediyor falan. O tezellüldür, zillettir ve İslamiyet'te makbul bir şey değildir. Müslüman öyle hakir ve zelil olmaz. Kibirli de olmaz. Müslüman temiz olur. Ama aşırı gidince o hastalık haline gelir. Ee, peki yani bu benim düşünce. Hayır, hayır, hayır öyle değil. Vücutu Allah Teala öyle, öyle yaratmış ki birçok şeyler bu vücuda tesir edebiliyor. Soğuk, sıcak, söz, bilmem ne falan bunlar hepsi tesir edebiliyor. Hepsi tesir edebiliyor. Ee, vücudun dengesini değiştirebiliyor. İnsan farkına varmadan depresyona girmiştir. Hangi konuda hassastır? Temizlik konusunda. Ha, orada aynı şekilde o hassasiyet tavan yapar, ve vesveseyi sürükler. Kendi e, gayreti ve çevresinde bunu bilip, bu hali bilip de ona destek verenler olursa o halden kurtulur. Ama beceremiyorsa, çevresinde de kendisine destek verecek kimse yoksa bir doktor yardım alması lazım. Hani bazıları işte efendim kendini namaza verdi bu hale geldi. Aa ha, öyle değil o. ...bazılarını temizlikten vurur. Bazılarının aynı şekilde anne hani diyelim ki kitap okuyor oradan vurur. Ya, depresyona girmiştir bu. Farkında değil. Sinirsel rahatsızlığın içerisinde bu. E, neresi zayıfsa oradan vuruyor. Namaz namazda vesvese eder. Abdestte abdestte vesvese eder. Temizlikse temizlikte vesvese eder. E, ne bileyim ben e, değişik şeylerde bu yakalayabilir. Yakalayabilir. Bunun için önce kendi kendine düşünecek. Biraz da saati düşünmesi zordur bu duruma girenlerin. ...baktı ki şey yapamıyor... ...o zaman doktor yardım alacak... ...başka başka türlü kurtulması mümkün değil... ...mesela çevremdekiler dedi... ...çok aşırı gidiyorsun dedi... ...şimdi çevresindekilerin o sözü de... E, ...yani kitaplarda anlatıldığına göre... ...tam hüccet olmaz... ...niye... ...salih saliha müslümanların sözü... ...hüccettir bu konuda... E ...mesela diyelim ki öyle birisi var ki... ...zaman zaman mesela televizyonlarda görüyoruz... ...gazetelerde yazıyor falan... E, ...kadın ve erkek... ...evini... E, ...yani ne bileyim ben çöp konteyneri mi yapmış ve hatta çöp aynı şekilde e, çöplük gibi olmuş. Çöplük gibi yapmış, çöp yerimi yapmış. Yani böyle birisinin sözü ücret olmaz. Böyle birisinin sözü ücret olmaz. Şimdi Allah rahmet eylesin annemle babam ikisi de vefat ettiler. Annem temizdi ama şey değildi, ve sesli değildi, hassastı. Temizliğe riayet ediyor. Dinin emrettiği şekilde kadıncağız elinden geldiği kadar yapıyordu. Babam ise gevşekti o konularda. Mesela annem rahmetli işte yemekten sonra falan el yıkamasını. Ee, babam işte şey örtüye falan sürü veriyordu. Bir şey kalmadı falan filan. Yani şimdi yani böyle olanın sözü hüccet olmaz. Yani şimdi diyelim ki yemekten önce el yıkayacaksın. Yemekten sonra el yıkayacaksın. Öbürüsü ise hem el yıkamıyor. Yemekten sonra da aynı şekilde üstüne başına siliyorsa. Ya siz çok aşırı gidiyorsunuz. Bunun sözü hüccet olmaz. Onu anlatmak istiyorum. Bu, böyle bir kimsenin sözü hüccet olmaz. Çünkü karşılaştık dinin emrini bildiriyor. Yemekten önce ellika, yemekten sonra ellika. Bu dinin emridir ve sünnettir. Bunu yerine getirince bu aşırı gitmiş olmaz. Bu normal ne yapıyor? Bu ise anormal durumda. Bunun tedavi olması gerekir. Bu dinleyicimizin de etrafındakiler bu Allah-u Teala'nın emrini, Peygamberimiz sünnet seniyetini yerine getirdiği halde böyle söylüyorlarsa bunlara itibar etmesin. Vesvese de değil o zaman bununki. Vesvese değil. Ama elinde e, temizlik bezi Aa senin elini de kırmak sileyim. Aa sen kapıya değdin burayı sileyim. Aa sen şuraya değdin burayı sileyim falan bu hasta. Bu hasta. Ee, ben sabah zaman, zaman aynı şekilde İslam ve toplum programında şey yapıyorum. Milli eğitimde çalışırken öğretmenken bir tane bir e, işte 45-50 yaşlarında bir kadın müfettiş geldi. Kadının elinde eldiven vardı. Hatta bizim bir kantinde bir yaşlı bir adamcağız vardı. Mehmet ismi Allah rahmet eylesin Mehmet amca. Baktım gazete kağıdına sarmış simidi götürüyor. Hayır Mehmet amca yeni mi oda falan. Yok dedi ya bir dedi kadın şey yapmış. Kadın hasta eline mi eldiven, eldiven takıyor. O eldivenleri bile aynı şekilde e e çıkarırken giyerken falan tedirgin. Hasta tedavi olması lazım. Bu hastalık. Böyle bir durum yoksa hani etrafında temizliğe riayet etmeyen kimseler bu normalde dinin emrettiği temizliği yerine getirdiği zaman sen aşırı gidiyorsun diyorsa onların sözüne itibar etmesin. Ölçü kitaplar. Bir başka dinleyicimiz diyor ki kayınbabam Alzheimer hastası biz ona namazını kıl dedik o da başka namaz mı yok sıradakini kılarız dedi. Biz de onun bu sözüne güldük. Sonra da dedik ki bu imanla alakalı bir söz olabilir. Gülmemiz bizi tehlikeye atmış olabilir. Yok imanı tehlikeye sokmaz. Ee, şimdi çoş gibi çocuğun söylediğine gülünüyor. Burada namazla alay söz konusu değil. Yani başka namaz mı yok? Öyle bittiyse ikindi geliyor. Onu kılarız demek istemiştir. Tamam Bizi bile tebessüm ettiriyor yani. İman gidermez. Bir dinleyişimiz benim diyor. E, beyim Covid'den dolayı vefat etti. 20 gün hastanede yattı. Yoğun bakım alındı. Entübe edildi. En sonunda da vefat haberi geldi. Beyim inançlıydı. Namazlarını kılar, oruçlarını tutardı. Sizi dinlerdi zaman zaman. Ee, i̇şte Ankara'da oturuyorlarmış. Dolayısıyla Abdülhakim Arvasi Hazretlerine fırsat buldukça diyor ziyaret ederdi. Ee, ama diyor sureleri diyor tam bilmiyordu. Namazda okunması gereken. Ona ben anlatmaya çalışırdım diyor. Borçları falan vardı diyor. Buna rağmen cömertlik de yapardı diyor. Ee, teyzem ve birkaç kişi rüyasında görmüşler. Benim boynum ağrıyor, işte bir krem sürün, krem sürün diyormuş eşine. Aynı rüyayı birkaç kişi görmüş, yani birisinde boynu ağrıyor, birisinde sırtım ağrıyor demiş, krem sürün diye. Acaba diyor çok merak ediyoruz, bir manası olabilir mi diyor. Birkaç kişi görünce diyor böyle. Usta Bey, rüya tabirinden anlamayız, çünkü rüya tabiri de apayrı bir ilimdir. Mesela tabiinin büyüklerinden İbn Sirin Hazretleri bu konuda zirve bir zat. İmam Azam İbn Hazretleri o dönemde yaşamış. İbn Sirin Hazretleri yaşça hayli ilerlemiş. Tabiinde yani sahabe kiramı gördü bunlar. Peygamber Efendimize yakın bir zamanda. İmam Azam İbn Hazretleri genç yaşta İbn Sirin Hazretleri yaşı ilerlemiş. Yani bir yerde babası yaşında. İmam Azam İbn Hazretleri İmam Azam İbn Hazretleri bir rüya görmüş. Ama hani bu rüyayı kim tabir edecek? Dehşet bir rüya falan. İbn-i Hazretleri'nde biliyor, duyuyor. Fakat hiç görüşmemişler daha. Gitmiş İbn-i Hazretleri'ne. E gidiyor. Tabii genç delikanlı daha. İbn-i Hazretleri buyur evlat diyor. Efendim bir rüya gördüm anlat diyor. Rüyamda diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin diyor kabrini açmışım. Bedenine ulaştım. Göğsünü yardım denince İbn-i Hazretleri bir celelim. Sen göremezsin böyle bir rüyayı. rengi gitmiş mi bari Böyle yani. azarlayınca sen göremezsin. Bunu demiş bir tek kişi görür. Bunu demiş kim görür efem? Numan bir sabit diye birisi gelecek o görür demiş bunu. Yani şimdi zahiren korkunç biri ya. Kabir açıyorsun, Resulullah Efem'in göğsünü yarıyorsun, tamam mı? Yani, diyorsun ki bu ne bir şey yani falan. Korkuyor yani imam azim bari gençliğinde görmüş bunu. O zaman İmam Azim Bani diyor ben diyor Numan bin Sabit'im. Hemen ayağa kalkıyor alnından öpüyor otur diye evlat. Mübarek olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek göğsündeki ilim ilmin sana intikal etmesine alamet bu. Oradan feyiz alacaksın. Mübarek olsun buyuruyor. Yani, yani görünen böyle. Görünürde de, peygamber efendisi de eziyet veriyorsunuz. <laughs> <laughs> Derdik biz o Evet. Ama e, tabiri, tabiri farklı oluyor. Allah. Mesela su ilim deniyor. On sana mesela e, vefat etmiş birisi sıkıntılıysa veyahut da işte şuna ihtiyacım var, buna ihtiyacım var. Anadolu'da yaygındı. Babanemler babaannemler falan derdi falan. işte, gördüm işte işte saç böyle ha, canı çekmiş demek. ve evet, saç böyle yaparlar dağıtırlardı. Halbuki onun orada canı çektiği yok. Sadaka bekliyor. E yani şimdi boynum ağrıyor, sırtım ağrıyor. Buna benzer şeyler varsa işlemiş olduğu günahların yani yükü ağır. Öyleyse dünyadakilerin ona acilen yardım etmesi gerekir. Nasıl yardım edecek? İskatı yapılması iskatını yapacak. On sana hatim okuması zaman alabilir. Hatmi tehlil dağıtır bir hatmi tehlil. On sana istiğfar, salvat-ı şerife, kelime-i temcid bunlar. Sonra sadaka verilir. Yiyecek yiyecek de dağıtılır. Bunlardan hasıl olan sevabı ona gönderilir. Ve hatta e, ...vefat vefat anından itibaren... ...saadeti ebedi diye yazılı... ...bir hafta boyunca devamlı surette okumalı... ...ve göndermeli. Çünkü İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin... ...naklettiği bir hadis-i şerif var. E, i̇şte öl, ölen bir kimse... ...denize düşmüş... E, ...yüzme, yüzme bilmeyen ve imdat diye bağıran... ...kimsenin haline benzer. Anasından basından... ...bir şey bekler. Dolayısıyla geridekiler... ...dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyup... ...sevabını hediye ederek, diğer tesbihatlardan... ...okuyup sevabını hediye ederek... ...sadaka vererek... El üstüne talimleri kitaplarını aynı şekilde dağıtarak veya dağıtanlara para verip dağıttırarak tamam mı? Bunlardan hasıl olan sevabı da habire göndermek. Habire göndermek. Böylece e, onun imdadına yetişir inşallah. Böyle bir kişi şehit olması mümkün değil de şehit olarak ölmemiştir denir mi? Ya bir kere açıkça buyuruyor ki salgın hastalık sebebiyle ölen şehit olur diye kitaplarda yazıyor. Nereden biliyor bu? Nereden biliyor? Hatta İbn Abidin'den naklen Hüseyin Hilmi Efendi Saadeti Ebediye kitabını almış. Bir sürü böyle mezhepsiz, bidat ehli, cahil. Aa bu kitapta işte sarhoş da şehit olur yazıyor falan. Orada İbn Abidin'den almarak buyuruyor ki adam işmiş sarhoş. Şimdi başkaları gelmiş. Patakıta 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 adamı döverek öldürmüşler. Zulmen öldürülmüş adam. Orada buyuruyor ki bu el-i sünnet dikadı. İçki içmesi bunun şehit olmasına mani değildir. Çünkü zulmen öldürüldü. Hem, yani, e, ama içki içti falan günah. işte. Ha, hadis şerif var. İçkiyle günah aynı anda bulunmaz. Bulunmaz doğru. Onu da açıklamışlar. Çünkü içkilik ne söyleyeceği belli değil. Adam içti hiçbir şey de söylemedi. İman da vardı. Onun da haram olduğunu biliyordu. Nefsine uydu içti mesela. Nefsine uydu içti. O anda da geldiler bunu öldürdüler. Döve döve öldürdüler. Ne oldu? Zulmen öldü. Şehit olur buyuruyor. Zulmen öldürüldüğü için. Salgın hastalıklar sebebiyle aynı şekilde ölenler de şehit olur. Hatta İmam-ı kendi zamanında e, veba değil de kolera, kolora. bir çocuğun da aynı şekilde evet. oğlunu da kaybetmişti. Hatta buyuruyor ki, ya bu ölenlere bakıyorum da yani isteğim artıyor onlarla beraber ben de öleyim diye. Öyle nimetlere kavuşuyorlar ki buyuruyorlar, öyle nimetlere kavuşuyorlar ki buyuruyorlar. Yani onların o kervana katılması geliyor buyuruyor İmam-ı Rabmani kutuzeferi. Dolayısıyla e, önlenmesi mümkün olmayan koleradır, vebadır veya da buna benzer salgınlardır. E, i̇manı varsa bu kimsenin şehit gider. Bir başka dinleyicimizin de şöyle bir sorusu var. Ee, bir erkek e, karısından ne kadar sorumludur? Ee, dini konularda soruyor. Yani karısına diyelim ki anlattı dini anlattı, emirleri anlattı. Kadın diyor ki hayır, e, yani ben namaz kılmıyorum, kılamıyorum veya işte tesettüre riayet etmiyor. Bu adamın, bu kadının günahları bu adamın da hep sürekli böyle üstüne yazılır mı? Yazamaz. Rıza gösterseydi yazılırdı. Bu emri maruf yapıyor. Emir maruf yapıyor. Bunun haram olduğunu, günah olduğunu bildiriyor. Kitap alıp önüne koyuyor. Ondan sonra dua da ediyor. Ama o inat ediyor. Ama o ediyor. Yarın ahirette. Çünkü ikisinin de yaptığı, ikisinin de söylediği... ...ister bilsinler, ister bilmesinler. ister inansınlar, ister inanmasınlar. Kiramen katibi melekleri tarafından kayda geçiyor. Yarın mahşer günü allah Teala onun kocasına soracak. Sen bunun namaz kılmıyordu, kıl dedin mi? Tesettüre riayet etmiyordu, et dedin mi? Dedim. Açın bakalım. Melek dedi. ...ses kayıtları bile aynı şekilde ortaya çıkacak... ...yani hani diyorsa bugün... ...çıkacak... E kadın orada inkar etse bile önüne koyacaklar... ...sana dedi, ...sen de böyle böyle dedin... ...sen bana karışamazsın... ...ben istediğimi yaparım... ...ben hürüm... ...ha hürsün... ...tabii... Iyi. ...hür olarak cehenneme gidersin... ...öyle ya... ...madem ki hürsün... ...boşasın hı. adam... ...çözüm değil mi? Efendim İslamiyet'te... Ee, ...hiçbir sebep yokken bile... ...boşamak caizdir... ...bu baktır... ...ama allah bana Teala sevmediği bu baktır... Şimdi kitaplarda anlatılıyor. Ebolasan Hasan Arkani Hazretleri'nin hanımı. Ebolasan Arkani Hazretleri'ni ziyarete gelenlere bu adamı ne zannediyorsunuz da geliyorsun hani niye geliyorsun da kadar. <laughs> <laughs> ya işte i̇bn Sina bile bunu görmüş yani anlatıyordu i̇bn Sina bile. Ee, bir gün gelmiş falan onu da ince kadar azarlamış böyle kapıdan kovmuş falan demiş. Hiç olmazsa nereye gittiğini söyle bari. Ya demiş daha odana gittiydi falan. Daha gidiyor bakıyor ki ee, bir adam uzaktan gözüküyor önünde aynı şekilde odun yüklü bir hayvanla geliyor yaklaşınca bakıyor ki ah oh, Arslan Arslan odun yük, şey bulasan Arkana Hazreti geliyor yaklaşınca de hayretten bana kalmış demiş efendim bu ne hal biz er, e, evdeki kurdun yükünü çektiğimiz için Allah Teala da bizim yükümüzü Arslan'a çektiriyor bulmuşlar tamam Arslan'a çektiriyor Dolayısıyla sabredebilirse ...essin belki neticede hidayete kavuşup cehennemden kurtulabilir. Hatta büyüklerden bir zatın da hanımı Bizim oralarda da duydum yine alaşa derler tamam mı? kavga de kavgalı <laughs> Şimdi böyle birisi, böyle birisi. Demişler efendim niye bunun kahrını çekiyorsun? Duymuşlar ki e, iyiyle iyi ile herkes iyi geçinir. Ben bunu boşarsam bu birisi de bununla evlenirse o tahammül edemez. O da bu da ikisi de helak olur. İmanları kaybeder. İmanlarını kaybeder, hayatlarını da kaybederler. Ne yapacak? Adam aynı şekilde "Ha, iyi senin" diyecek. Aynı şekilde öldürür o taraf. şekilde o yani. ha ben hiç olmasa diye bir başkası zarar görmesin." diye onun kahını çekiyorum. <laughs> Öyleyse şimdi Mustafa bey de gülüyor. Herhalde o da öyle galiba. Evdeki kurdun yükünü çekiyorum ben diyor. <laughs> Bilmiyoruz artık. <laughs> Kim kimin yükünü çekiyor değil mi? Çekiyor. Git bir de onlara sor bakalım. Yani. Gel de sen bana sor diyorlar değil mi? Ya, ya. <laughs> Cenab-ı Hak hepimizin sonunu hayır eylesin. Sabretme iyidir tabii ki. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. İslam ve toplum